buradaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bizlerle hoş geldiniz hoş bir bulduk. kez daha. Bir haftayı noktalıyoruz. Evet. Hemen verileri paylaşalım dilerseniz. Bakalım. Veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Olumlu Doğru. derken tahminler ışığında 6.90 seviyesi hatta çok kısa aralıklarla bir altı yukarısı altı 6 olduğunu gördük. 6.91 66 seviyesinde dolar. Ne dersiniz? Burada 6.95 7.05 bandını takip ediyorum demiştim. 6.95'in altına indi daha da altına inecek. Aşağıda biliyorsunuz 6.80'li rakamları da telaffuz etmiştik. Tabii bu swap e ...görüşmeleriyle ilgili haber akışı devam ettiği sürece... ...buradan İnişte aşağı O gelişim ge gerçekleştiği zaman... ...zaten çok daha aşağıları göreceğiz. O yüzden hani çok dolar kuruna çok güvenmemek lazım... ...yatırımcı Hep açısından söylüyorum. Gibi. Evet. Hemen Euro'ya da bakalım. Euro TL'de de benzer evet. bir seyir var mı? Euro TL'de de Doğru. E, daha da hızlı aşağı bir yan. düşüş görmüştü Euro TL 7.50'nin altını gördü. 748 19 Doğru. seviyesinde. Diğer verileri de Ama paylaşalım. Ama dolara karşı Euro güçleniyor. Daha güçlü. Onu da söyleyelim. Evet Hemen diğer verilerde de ekranlara Borsamız yansıyacak. Bugün yine... Borsa güçlü bir açılış yaptı. Doğru. Bir... 35 Beşlik. yukarıda 100 bin seviyesini hızlıca aştı. 100 bin 500'de. Dün hani o 99 bin 300 seviyesi kritik demiştim. Onun altında bir kapanış yaptı ama dünyadan etkilenerek yaptı. Bugün hem bilançolar olumlu geliyor. Onun da etkisiyle biraz yükseliyor borsa. Az önce sizle sohbet ederken söyledim. Şimdi çiçek ekiyor insanlar evlerine, kendilerine bir uğraş bulmuşlar. Çok önemli bir uğraş da borsa. Borsa inanılmaz derecede küçük yatırımcı geldi. Evde dururken bilgisayarın başında al satla para kazanmaya çalışan insan sayısı çoğaldı. Tabii ben borsada da, altında da başka yatırım aracında da hep uzun vadeli düşünen birisiyim. Ama şu aralar çok fazla küçük yatırımcı var ve kısa vadeli takip işlem etmek yapıyorlar. Takip gerekiyor. Evet. Ee, siz de bahsettiğiniz bilanço dönemini yaşıyoruz. O bilançolar ne zaman açıklanacak? Biraz ilgi gösterip takip ederlerse Aynen. sonuç alabilirler. Doğru. Onun dışında kısa vadede... Yani diyelim ki borsa %1-32 çıkıyor ama bir başka hisse %5 yükseliyor olabilir. Ya da borsanın altında düşüyor olabilir. olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ama şu ara gerçekten çok fazla Heves var. küçük yatırımcı Size evde çok evde... E doğru. Evde ve bilgisayarın başında Onu da söyleyeyim. Biz de izliyorlar. Bana da çok soru geliyor. Ama bu al satlara çok dikkat, dikkat etmek, etmek lazım. gerekiyor. Evet. E, hemen aslında bir de altına bakalım. bakalım. Altın e, yükseliyor altın bu arada. E, 384'e 383'e kadar gerilemişti. 386'ya yükseldi şu anda. Ne dersiniz? Şimdi altında da tabii ons, ons yükseliyor. 1750'nin de 30'un da üstünde Üstüne şu çıktı. anda. E, orada 1700 ile 1730 bandına bakmak lazım. 1730'un üstünde kalıcı olursa tabii gram altın yatırımcısı açısından dolar da çok önemli. O yüzden hani bu, bu süreçte hem faizlerin yani mevduat faizlerinin düşmesi hem kurun aşağı çekilmesi altına ve borsaya ilgiyi arttırıyor. İlgi hemen aslında daha önce yapmıştık bir kez daha hatırlatalım. Bugün emekli aylıkları yatırılmaya Doğru. başlanıyor. Tarihleri ben hızlıca bir kez daha hatırlatayım izleyicilerimize. Sonrasında hemen fırsatçılarla ilgili bir görselimiz var. SSK'lılarla ilgili bugün başlıyor. Yeni ödeme Doğru. tarihi 15 Mayıs. Sonrasında yine 21, 22, 23 Mayıs'ta alacaklar. 18 Mayıs'ta 24, 25, 26 Mayıs'ta alacaklar da 20 Mayıs'ta alacaklar. Bayramdan önce yetiştirilmeye çalışıldı. Evet. Bağkurlularla ilgili normalde 25, 26'sında alanlar 21'inde, 27 ve 28'sinde alanlar da yine 23. 22'sinde alacaklar. Hem Bağkur hem SSK'lılarla ilgili. Daha önce yapmıştık bu görseli. Sizin Aynen. hazırladığınız bir görseldi. Bir kez daha hatırlatalım. Bugün... Yeni ödemelerle ilgili yani toplamda 5 ilk... günde emeklilerin maaşları ödenmiş olacak. Bayram öncesinde de evet. bitmiş Hepsi olacak. Şimdi bayrama maaşlarını almış olarak girecekler. Zaten ikramiyelerini de önceden almışlardı. almışlardı. Evet. Şimdi fırsatçılarla ilgili o görsel evet. ekranları çok taşıyalım. Sıklıkla paylaşıyoruz. E, Defalarca da yani yayın yaptık. Ben rakamları size bırakayım sözüde. Yani e, biz devam anlatmaktan bıktık ama onlar zam yapmaktan, yapmaktan bıkmadılar. 13 Mayıs fiyatları bunlar. Yani çok taze fiyatlar. Hep e, üreticiyle e, market arasındaki farkı yapıyorduk ki orada %300 400'leri görüyorduk. İfadeniz çok önemli. Bu da zam hastalığı demişsiniz. Aynen. Yani nasıl bir manşeti ha, siz hastal... atmışsınız bunu. Evet, hastalık varsa etrafta. Bu da bir hastalık. Yani bu da bizim içimizde bazı çürümüşler var. Onları da yok etmemiz lazım onu söyleyeyim. Şimdi domates halde 2.36 kuruş. Markete geliyorsunuz 4 lirayla ile 7 lira arasında değişiyor. 7 lirayı düşünürseniz %196 para koymuş market e, halden aldığı e, domatesin üstüne. Sivri biber 1.56'dan 4.95'e 217, yüzde 200. Yani markete gidin, markete giden her vatandaş şimdi bizi izlerken diyor ki evet ya bu fiyatlar böyle. İşte hal fiyatları market fiyatları. Şunu yapalım tüketici olarak. Hal fiyatları her gün yayınlanıyor internetten aslında. Bakalım markete gittiğimizde de sorgulayalım. Arkadaş bak halde şu kadardı. Sen hadi bunun üstüne yüzde 20, 25, 30, 50, Kar koy, ama yüzde 240. Yüzde 324. 100... Nectarinde 540'tan 22'ye 90'a. Yüzde 241 nedir? Mesela yerli muz e, tabii burada 14.90 o. E, bir orada yanlışlık olmuş. Hemen düzeltelim. O 6.39 evet. 14.90. 14.90 zaten e, biliyorsunuz markette 15 liranın altında muz yok. %133 kar. Yani şimdi şu üretici belki izleyicilerimiz der e, bir kez daha başını kaçırmışlar. Da, halden aldığımız rakamlar. Aynen tabii üretici yani, değil. Tarladan değil. Tabii. Tarladan Tarladaki zaten yıplır. hep kaybediyor. Tarlaya bakarsanız orada mesela 2 liralık domates tarlada 1 lira belki 50 kuruş. E, şimdi tabii Ramazan ...na denk geldi bu salgın. İki şeyi, fırsatçılığı birden yaptılar. O yüzden de hani arkadaşlarımız şeyi de çıkarttılar. Bu mercimek, pirinç Ramazan'da çok kullanıldığı için. Geçen seneye bakıyoruz. 7 lira 50 kuruşmuş 2019 Mayıs'ında. Bugün 15 lira 95 kuruş. Bir yılda %113 kar etmişler. Şimdi yeşil mercimek 89, 71, 76. Yani yıl. enflasyon oranında. Belki biraz Tabii. üzerinde bir zammı öngörebiliriz ama... ...%113... Çok akıl Şimdi burada e, maliyeti arttıran ne var ona bakıyorsunuz. Kur, kura baksanız kur e, çok fazla bu kadar yükselmemiş. Enflasyon dediğiniz gibi düşmeye devam ediyor. Ama e, şurada geçen senenin Ramazan'ı ile bu senenin Ramazan'ı arasındaki farkı da görüyorsunuz. Bir vurgunculuğu daha aslında deşifre etmiştik. Sonrasında bir düzenleme geldi. Bir kanun koyucu düzenlemesi gelmeden engellemek Aynen, çok kolay olmuyor. O düzenlemede bilet fiyatları ile ilgili... Doğru. E, Evet önlemler alınıyor. Evet daha az yolcuyla taşıma yapılıyor. Evet belki seferler azaldı ama bu fiyatlarla da eee öyle rakamları paylaştık ki Yine biletleri kesilmiş Doğru. halde gösteriyor. E, bu esnada Aynı. seyahat edecekler. Onları ekranlara getirmiştik. Şimdi düzenleme geldi. Yeni tarif. Şimdi bunlar en üst e, rakamlar. Bunun üstüne rakam koyamayacaklar. Tabii altında da rekabet ortamında yapabilirler. E, e, Birçok e, liste çok uzundu ama arkadaşlarımız kısalttılar yani barkomuza sığsın diye ama en düşüğü 100 kilometre işte 100 lira olacak. Yani buradan neresi diyelim? işte Kocaeli e, Sakarya gibi. E, ama en yüksek 2001 ve üzeri 500 lirayı geçemeyecek. 2000 kilometre belki Edirne'den ne bileyim Hakkari'ye ya da Diyarbakır'a belki öyle bir şeydir. Buradan Ankara'ya ya da buradan İzmir'e 500 kilometre evet, 700 kilometre arası orada, orada, orada da 170 lirayı, lirayı geçiyordu. 200 lira bandında çünkü çok fahiş fiyatların olduğunu da görmüştük. Doğru. Yani, yani şurada koyucu... çok yakın mesafeler 1000 liraya satılıyordu biliyorsunuz. Yani 1000 ee, liralık biletleri gördük biz. Siz de yan yaptınız. Ee, ama ee, aynı şey e, sebzede meyvede olur mu? Orada bir e, işte bu dijital tarım sistemi gelirse biz orada kimin ne yaptığını da görmüş olacak, otorite de görecek ama burada kendi... Oto kontrolümüzde yapmamız lazım Hakan Bey. Ee, yani markete gittiğim zaman bu sorgulamayı yapalım. Orada çünkü menşeyi, alındığı yer, fiyatı, toptan fiyatı olması gerekiyor onun üstünde. Yoksa Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması var. Akıllı telefonlarımıza indirip şikayetimizi Zıklıkta yapalım. paylaşıyoruz ama alırken onu çok e, hayata geçiremiyoruz. Zaman zaman da unutuyoruz. Bu kapsamda belki bize kızıyorlardır otobüs şirketi, şoförleri ya da firmaları ama... Tekrar tekrar söyleyelim. Evet anlıyoruz zor bir dönemden geçiyoruz. E, o fiyatların artışını da anlayabiliyoruz ama o bazı oranlar inanılmazdı. E, siz Doğru, de bahsettiniz. E, İstanbul Ankara arasının bile 700-800 belki 1000 liraya daha pahalı yani. çıktığını görmüştük. O yüzden de düzenleme şarttı. Hemen şimdi yeni bir görseli ekranlara getirelim. Bankalarda Buyurun. koronavirüs önlemlerini dün paylaşamamıştık. Bugün Hemen paylaşalım, edersiniz Faruk yani? Biz de bunları hem takip etsin diye tüketici, o yüzden söylüyorum. Numaratörler sadece tıbbi maske takan bir kişi tarafından verilecek. Herkes onu elleyemeyecek. Müşteri bekleme alanına yakın mesafede oturtulamayacak. El hijyeni sağlanması için işte şeyler olacak zaten. o, o Her yerde her olması şey. lazım. Bekleme alanında en fazla işlem bankosu kadar müşteri olacak. Yani dört tane vezne Sıra varsa dört kişi içeride. olacak. Müşteriler ve personel arasında en az bir metre mesafe olacak. Şu anda bankalarda zaten... Gittiniz mi hiç bu dönem bankaya? E, ben pek bankaya gitmiyorum. Ben da, bankaya gittim e, bir evet. işlem için uygulanıyor. Aynen. Yani, yani orada zaten bu kurallar konmuş ve bu kuralları harfiyen... E, riayet ediliyor. Dışarıda da sosyal mesafe kurallarına uyarak bir sıra var. E, i̇çeride güzel. de bir sıra oluşmasına izin verilmiyor. Hızlıca işlem yapılıp Çıkılıyor. İş bitince yeni bir müşteri alınıyor. Yeni bir müşteri alınıyor. O müşterinin içeride beklemesine izin verilmiyor. Zaman zaman dışarıda, açık havada biraz e, yoğunluk olabiliyor ama o noktada da sosyal mesafe uyarısı yapıldığını Olmaz. ben şahsen gözlemlediğim evet. için söyleyebilirim. İki türlü orada koruma yapılması lazım. Hem çalışanın korunması hem de müşterinin korunması. Ama imkan bulduğumuz mis nispetçe işlemlerimizi telefondan ya da internetten yapmamız Yapma lazım. Bankalarla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Son pazartesi günü e, birçok banka şubesi kapalı olacak e, pazartesi günü. E, özel Ama işlem Ama işlem yapacaklar telefonla veya e-mail Şimdiden söyleyelim biz de o zaman sorularınızı bekliyoruz. Çünkü salı günü 19 Mayıs'a özel soruları yanıtlayacağız. Doğru. Gençlerin sorularını yanıtlayacağız. Koronavirüs gündemine dair soruların yanıtlayacağız. İstememize gerek yok aslında. Size de çok soru geliyordur yani muhtemelen. Yani çalışma hayatıyla ilgili de sorular soruları, soruları. diyelim. Pazartesi zaten bunu konuşuruz ama salı gününe yönelik de böyle bir çağrımızı yapalım. Sosyal medya hesaplarımızda ekranın altında yer aldı diyelim. Bu saatte de noktayı koyalım. Bir ara daha vereceğiz. Saat başında 15-20 yaş arası sokakla buluşacak. O anlarda biz de ekranda olacağız.